Auz billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. -ra Elhamdülillahi rabbil Alemin ve salatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ala resulina Muhammedin salavat. Sorsam ne derdiniz nereden ders yapayım? Selamünaleyküm. He? Selam. He. Şimdi şöyle bir şey düşündüm bu insan ölüm korkusunun temeli. Yani hasedin, gıybetin, iftiranın, nefretin, adavetin, köleliğin hepsinin temeli bir şey var, bir kanuniyet var. Ölüm korkusu, çok yaşama arzusu, ondan sonra vesaire hepsinin bir kökeni var. Yani kök hücresi diyorlar ya, yani bu her şeyin temeli. Şu. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbunallah ve ni'mel vekil. Hasbunallah ve ni'mel vekil. O ne güzel vekildir. Bizim vekilimizdir yani. Birinci mertebeyi Nuriye Hasbiye. Bir de böyle bakın. Nasıl bakarsanız öyle değişiyor. Yani Kur'an'daki ayetler de öyle. Diyor ki ne alakası var bu soruların? Ölüm korkusunun kök hücresi, kökeni nedir? Bendeki aşkı beka, bende bir aşkı beka var. Herkeste beka arzusu var, ebed arzusu var. Bendeki bekaya değil, belki sebepsiz ve bizzat mahbub olan kemali mutlak sahibi Zat-ı zül kemalin ve Zülcemal'in bir isminin bir cilvesinin Maiyetimde bir gölgesi bulunduğundan fıtratımda o kamili mutlakın varlığına ve kemaline ve bekasına o kamil mutlakın varlığına kemaline üç bekasına müteveci olan muhabbeti fıtriye gaflet yüzünden yolunu şaşırmış gölgeye yapışmış aynanın bekasına aşık olmuştu. Ha. Köken bu. Yani Allah'ı tanımak için verilen özellikler bununla beni tanı denmiş olan şeyle insan ona sahiplenip kendisini öyle görmek istemiş. Allah'a görmek yerine. Mesela beka vermiş. Niye vermiş? Eğer beka arzusu olmasaydı Allah'ın bekasını anlayamazdın. Bekasını anlayamazsın Allah'ın. Yani baki bir özellik olması lazım sende. Bakinin bir cilvesi var işte. Cilve bu. Aynadaki güneş. Aynadaki güneş. Aynadaki güneşle semadaki güneşi kıyas et. Ayna yerine sema, güneş yerine aynadaki cilvesi. Farka bakın. En büyük fark nedir? aynadaki güneş kalksa semadaki güneş durur. Semadaki güneş kalksa aynadaki de yok olur. Tamam Ceverle araz arasındaki farkı gibi. Nedir o? Buz, su. Hangisi ceverdir? Hangisi araz? Şimdi buzu kaldırırsanız su durur. Ama suyu kaldırırsanız buz yok olur. O zaman su ceverdir. Peki cever nedir? İşte bununla tanımlıyoruz. Yani kendisi kalktığı zaman vasıfladığı şey de ortada yok olur. Suyu kaldırırsanız buz da yok olur. Kar da yok olur. Dolu da yok olur. Ama karı kaldırırsanız, buzu kaldırırsanız su hala vardır. Demek ki buzla su ilişkisinde örneğinde verilmek istense araz, hani sonradan takılan sıfat buzdur. Ama asıl cevher ise sudur. Şimdi Allah beni bununla tanı dediği bir sıfat var. Beka. Bekasını istiyor insan. Baki olmak. Ne demek? Ölmek istemiyor. İnsan ölmek istemiyor. Niçin ölmek istemiyor? Bak ölüm korkusu işte. Ölmek istemiyor. Niçin istemiyor? Baki'nin cilvesi vardı onda. Bizde baki'nin. Baki olmak var. ebed olmak var sonsuz olmak var. Oysa bu başka şey için verilmiş. Ne için verilmiş? Bununla beni tanı diye verilmiş. Peki bunun yönü o bakinin cilvesi bende ebet arzusu gözüküyor. Ölmeme arzusu olarak gözüküyor. Bununla beni tanı yerine bununla kendimi tanımlarsam bu benim ben böyle olmak istiyorum. Oysa Allah böyledir ben nasıl beka istiyorum. Ondan gelen bir özellikle o bakidir. Niye? Nasıl anladım? Bendeki özellikle. Ben bunun yönünü değiştirsem, o bekayı kendime versem, kendimi beka istesem kendime, kendimi beka gibi görsem, baki olmak istesem, ölüm ne olur bana? Zindan olur. Ölüm korkusu buradan geliyor. Ne kadar BK'nın yüzünü kendine çevirirsen o sende tepki olur. Etki ve tepki olur. Etkime yapar. Evet yani ona verirsen onunla ben BK bulurum dersen olur. Ama ona vermemiş. Ondan sonra kendi bekasını aramış dünyada. Bakıyor ki korona var. Kanser var, trafik kazası var, kalp krizi var, tansiyon var, var da var. Bekasını aramış. Her bir hadise kendisini kabusa döndürmüş. İşte bak ne diyor? Bir daha okuyayım bu izahtan sonra. Bendeki aşkı beka var bende. Bendeki bekaya değilmiş. Belki sebepsiz ve bizzat bak sebepsiz yani sana vermiş. Sebep mi vardı? Allah seni, Allah kainatı yaratırken sebep mi vardı? Yaratıktan sonra sebebi halk etti. Ha, sebepsiz ve bizzat mahbub olan kemali mutlak. Yani Allah'a bir efendim bir sebeple değil ki zaten senin sahibin olduğu için Allah'ın böyle bir şey var, hakkı var yani sevilmeye. Bak o, bak sebepsiz ve bizzat mahbub olan kemal kemali mutlak sahibi zatı zülkemal ve zülcemal. Kemal ve cemal. Ne demek biliyor musunuz bu? Bir isminin bir cilvesi. Şimdi e, cemal bak zülkemal zülkemal zülcela zül, zül, zül Cema bak Zülkemal ve Zülcemal Şöyle diyeyim. Bütün Adem alemleri Subhanallah, Subhanallah der. Demek ki tesbih yaparken Subhanallah, Subhanallah Adem'den vücuda çıkmayı tanımlıyor. Tamam Adem'den vücuda çıkmayı tanımlıyor. O, onu tanımlıyoruz. Aslımızı unutmuyoruz. Namazdan sonraki o tesbih subhanallah. Yoktum var ettin beni Allah'ım. Tam o lügat manası tüm cemine kaysen seni tenzih ederim. Sen supansın. Tam ne kaysten? Adem'den vücuda çıkmaya çıkma sürecini tanımlar Subhanallah. Çünkü Adem alemleri Subhanallah Subhanallah der. Vücut alemleri ne der? Elhamdülillah Elhamdülillah der. Peki o şualarda devamında ne diyor? Kemal nedir? İşte bu Subhanallahı Subhanallah Elhamdülillahi aleminde aleminde cem edip tanımlayan kişinin ifadesidir. Allahu Ekber. Tamam. O zaman Celal ülkesi kökenine gittim biraz. Celal ülkesi cehennem, Adem onun da e, cehennem de taşören şirkettir. Bir şey değil cehennem. Nereye göre? Adem. Adem alemlerine çalışıyor diyor cehennem. Tamam Adem alemlerine çalışıyor. Merhameten Adem alemlerine pek nazar vermemiş. Kur'an'da az vermiş. eline yapmış. E ne yapmış? Yüzey, yüzeyini anlatmış. Nedir o? Yüzeyi mülkiyeti mülk ciheti cehennemdir. Ama batın ciheti cehennemin Adem'dir. İşte vücut alemleri nereyi tanımlar? Cenneti. Bu neden der? Zülcemal. Cemal cenneti, Celal ülkesi cehennemi. Kemal ülke Kemal ülkesi ise cennet ve cehennemi, cehennemi cem eden e, mekan itibariyle dünya, e, anlam itibariyle insandır. Yani bir daha bir tencere getirip Bu tanımları yerine oturtamazsan bunlar kır 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 böyle taramalı atar gibi okursan insan keyif vermez. Ülfeti kırılmaz bu. o oku ile olmuyor işte bu. Usta oku oku demedi. Tahkik oku diyor. Fecme havassaha ve hayri tümüme. Havaslarını, vasıflarını, sıfatlarını toplayarak, toplama yaparak, birbirleriyle baktırarak, bu paragrafı bu paragrafa baktırarak, birbirlerine baktırarak, bu fecm-i <laughs> havassaha, havaslarını, havas ilmi var ya zahir değil. Yani hakikatını, vasıflarını topla, birbirine baktır, onunla anlam kazan. Fecme kavasa, ne olur sonra? bir hayri tumime. Hayır o zaman tamam olur. Şimdi, celal ülkesi cehennemdir. Cemal ülkesi cennettir. Tencereyi getir, cenneti içine koy. Cehennemi içine koy, pekmezi tayını koyar gibi karıştır. Hulasa oldu. Artık pekmez tayını karıştırırsan macun olduğu gibi artık cenneti cennet cemal ülkesi koy tencereye. Cehennem celal ülkesi koy tencereye. Karıştır. Çıkan şey donan o macun dünyadır. Onu tanımlayan insandır. İşte şimdi bir daha okuy okuyayım dinleyin. Bendeki aşkı BK kullanırken bu iki ismi kullanıyor. Ve ka sen kimsin? Sen kemalsın. Cemal ülkesi cennettir. Celal ülkesi cehennemdir. İkisini aleminde cem edip anlamlandırarak anlamlanan insanın ifadesidir kemal. Onu da ne ile ifade eder? Allahu Ekber der. Aleminde kemaldır. Celal haricimizdedir. Celal cehennemdir. Haricimizdedir. Cemal haricimizdedir. Cennettir. Kemal ise onu cem eden insandadır. Sığmadığım kainata sığdığım beni seven müminin kalbine sırrı. Şimdi iki ismi öne çıkarıyor bakın. İki ismi. Bendeki aşkı beka. E şimdi bu ismi aşkı bekaya karşı koyuyor. Mesela unutmayın gençler. Risalede geçiyor. Mesela Eee babu insaniyettir ki ismi hak, hakkın cilvesidir. Yani bu ne demek? Orada Cenap yön demek. Hak ismi anlatılacak hak. Yani Risale-i Nur'da edebiyatta olduğu gibi giriş, gelişme, sonuç bu ne anlatacak? Hangi ismin açılımını anlatacak? Hemen ilk cümleyi söyler. Şimdi aşkı bekayı bu iki sıfatla tanımlayacak. Kemal ile cema. Ha? Şimdi bendeki aşkı beka bendeki bekaya değil. Bunu sana verdi ki onunla beni tanı diye. Ben böyleyim. Allah bakidir. Nereden biliyorum? Çünkü bendeki bekadan biliyorum. Mesela ahiret var. Nereden biliyoruz? Bekalim var. Bende bekarzosu var. Yani karşılığı var bende. Mesela göz var. Mevcudat yok. Olmaz. Kulak var ses yok. Ses var kulak da yok. Olmaz. Ben de beka var. Ben Bendeki bekayı annemin karnındayken domatisten, fasulyeden, pirinçten mi geldi bendeki beka arzusu? Be, bendeki beka arzusu ne yedik bugün kahvaltı yaptık? Oradan gelmiştir. Yok. Ha demek ki e, beslendiğimiz yerde beka yok ki ona verelim. Bendeki bekayı nereye vereceğim? Domatesi veremem. Beslendiğim yok bu. O zaman beslendiğime veremiyorsam bendeki beka sebepsiz ve bizzat yani bendeki bu vasıfla kemali mutlak sahibi olan zat ı zül kemal. Bu bendeki kemalin sahibi zat. Niye kemali söyledi? İkisini cemeden. Cemeden. İkisini cemeden. Allah kemaldır. Kemal Allahu Ekber'dir. E, ee, Celal Subhanallah'tır. Tesbih anlattım size. Tesbih Subhanallah Adem'den vücuda çıkma sürecini alemimizde tanımlayıp şükran ediyoruz. Şükranda bulunuyoruz. Milletdar oluyoruz. O zatı da Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah diyoruz. Evet. Peki cen Adem'den vücuda çıkma süreci 33 tane hakikat var orada. Adem'den vücuda çıkma süreci 33 tane esma iktiza ediyormuş. O zaman o çıkışı Adem'den vücuda çıkışı Subhanallah tanımlıyor. Onun için ne, ne demiş? kemali mutlak sahibi zat üzül kemalin. Yani kemal var bende. Kamilin diyebilirdi. Ama Zülkemal, kemal sahibi olan zatın bende bırakmış olduğu kemalat var. Kemal kimdir? Kamil insan kimdir? Celal ile Cemali. Cemali ile Celali aleminde cem edip birbirine baktırarak anlam çıkartan zattır. Kamil insan. Bak Celali Celali aleminde fark eden Kuvve-i Gadabiye Celal mesela e, cemal peki nedir? Kuvve-i Nedir o? E, alemimizde muhabbettir, nezih şeylerdir. Şefkattir, e, şükranlık, minnettarlıktır. Böyle şunat-ı zatiyede, şefkat-ı mukaddese, muhabbet-i e, sevk, surur, lezzet, memnuniyet, iftihar. Bunlar cemalin bize işe vuruşu. Şimdi kamil insan kimdir? Celali aleminde Cemali aleminde fark eden, ikisini cem edip pekmez ve tay gibi karma yaparak, bak üç tane şey söylüyorum, celali ayrı, cemali ayrı fark eden, üç, ikisini cem edip birbirine celal ile, kim bu? Celal ile e, celale bakan, cemale bakan, Cemal ile de celale baktırarak aleminde, yani bu 24. sözü söylüyorum. Hatırlıyor musunuz böyle? 24. sözde ben bunu öyle zeki akıllı bir adam değilim. Orada böyle diyor. Cemal ile celale celaldan cemale baktırarak ne oluyor? İkisini çarpıştırarak aleminde anlam bırakıyor. Mesela zahir esbab noktasında soğuk hava tabakası ile sıcak hava tabakasını birbirine çarpıştırınca Cenab-ı hem rüzgar hem de rahmet indiriyor. Yukarıda ra rahmet böyle iniyor sebep noktasında Celal ile bir daha 3 olsun Celal ile cemale Cemal ile celale battırarak insan kendi aleminde Anlamlandırarak anlam kazanan kişidir kamil insan O Nasıl anlarız o da şöyle der Zül kemali Allahu ekber Tesbih O zaman Bendeki bu çıkan haletlerin ve bu sürecin tümünün sahibine zat ı Zül Kemal denilir. O zaman bendeki beka ne iktiza ediyor? Faniliği iktiza ediyor. Faniye gelmem lazım ki beka yaranılıyor. Faniden bekaya, bekadan faniye baktır. O cennette olmazdı bu. Cennette cemal var. Celal yok. Fanilik yok. Onun için bu dünya fani baki göstermesi için. O zaman bakinin zımnında fanilik var. Zül Kemal ne demek burada? Bekayı söyledi. Faniliğinle bekayı. Cel ce e Celal ile cemali, cemal ile cemali birbirine mukayese ettiriyordun ya. İşte beka ile fanili, Faniliğinle bekayı anlayacaksın. Beka da beka sahibini anlamlandıracaksın aleminde. Bunu yapabilen insan kamil oluyor. Bu kamil insan da Zat-ı Zülkemal'e muhatap oluyor. Bunun için verilmiş. Yoksa senin bekanı iste diye bunu döndürsen ölüm korkusu macel belası, cezasıdır. Macel peşin cezan budur. Kendine beka verme nispetinde korku olur. Kendine beka verdin. Ben ben niçin o Ölmeyecek miydin ki? Abi ölecek miyiz? Ölmeyecek miydin ki? Ama bu sefer file, şimdi yavaş araba vitesi boşaldı. E Tam ölecektik ama şimdi değil. Sen mi karar vereceksin şimdi mi değil mi? Kim karar verecek? Vitesi boşalmayı sen karar vermiyorsun onu da. Yolun durumu karar veriyor. Yokuş çıkarken yük var üzerinde bir sürü kamyonsun. Boşal da göreyim ha. Boşal da göreyim. Ee, nasıl yapacaksın? Yukarıdan aşağı iniyorsun. Boşal bakalım ne oluyor? Nasıl balataların yanıyor? İşte balatalar yanıyor işte şimdi. Yük var üzerine. Çıkarken de boşalamasın, inerken de alamazsın. Hangi izde ineceğiz abi yokuşu arabayı kullanan biz bunun tekniğini okuduk. Mektebini okudum hiç üzülüm. O yokuşu kaçıncı viteste çıktınsa o viteste ineceksin. Ha? Öyle yani. Hangi vasıfla bu dünyaya geldiyse aynı vasıfla öteki aleme bakacaksın. Bizdeki fenanın, bekanın aynası olduğunu bizim zahir suretinde fiillerimiz mi gösteriyor? Yani bir kere iç alemimizde tabii fani olduğumuzu. Mesela hani sadece tamamen hani bizdeki beka ona aitmiş demek. Olmaz o. O laf aa beka ona aitmiş. Ondan sonra hadi bakalım dersler Fatiha deyince. Hadi bakalım. E, dersen sanki peyniri bıçakla kesersin de iki yarık olur ya. Ders yapılıyor. Derse Fatiha'dan sonra ee ne haber lan? Araba ne yaptınız lan? Kaça sattınız mı ya? Korona ne oldu lan? E şey o kare ne oldu lan? Lan hiç dersin muzakeresi yok mu ya? Biraz önce ders bitti ya. Hiç dersin tesiri yok mu ya? bu biraz önce BK'dan bahsediyorduk ya. Hiç mi, hiç mi etkilenmedin ya? Yani nasıl helikopter gibi iniyorsun piste? Uçak gibi böyle insani açıyla yani dersten kopman için bir uçak gibi olman lazım ya. Dersin tesiri birkaç saat veya birkaç dakika ya. Birkaç gün gitmesi lazım ya. Uçak gibi açıyla ineceksin. Helikopter gibi nasıl koptun ya? Semadaki irtifandan nasıl indin, indin aşağı ya? İnsan biraz bir dikilmez ya. Ders ya bir bakıyorsun. Hiç alakasız şey mevzuya girmişsin. Ya nasıl girebildin ya? Ne kadar zorlandın mı ya? Kur'an şey ibadet niyetiyle bilinmiyor ya. Evet yani Kur'an'ı bakın ama ehli yapacak. Süreyi süreye celali cemale Ni, bak celal ayrı bileceksin. Cemal ayrı bileceksin. Birbirine baktıracaksın. Celal ile cemale 24. sözde söylüyor bunu. Peki ne oluyor? E, celal ile cemale Allah Allah bu madde nasıl çıktı? Bak onu da söyleyeyim. Mesela artı ve eksi kutubu birbirine vurursanız ne oluyor? Öyle çak çak oluyor. Hani Allah cemali, celaliyle bir çarpıştırdı. Ortaya çıkan netice kemal olan şu alem-i şehadet. Alem-i şehadetin çıkış şeyi, esmanın iktizası celal, celal esmaları ile cemal esmalarını, celal esmalarını, cemal esmalarını çarpıştırarak kemal esmalarının zemini ortaya çıktık o alem-i şehadettir. Bunu yapacak insan, insan kamil insan. Bu kamil insan da Allah şöyle bakacak. Zat-ı zül kemal. İşte be, kendi alemindeki beka ile Allah'a anlar ki o zat-ı zül kemalin ve zül cemali Beka olduğu için Adem'i kullanmadı. Adem kullansaydı Zül Celal olacaktı. Beka varlık olduğu için Adem olmadığından Zül Celal demedi burada. Zül, Zül Celal demedi. Zül Cemal. Bunu tanımlayan ve anlam yükleyen insan Zül Kemal ama zat kim? Zati ı Zül Kemal. Zül Kemal ve Zül Cemal'in bir isminin ikisinin ceminden insanda ortaya çıkan bir isim var. Beka bir cilvesinin bak bir isminin bir cilvesinin ve mahiyetimde bir gölgesi bulunduğundan ben evet istiyorum ölmek istemiyorum. Bak zül kemal yani kemal ve cemali alemimizde tanımlanarak bu ikisinden bak ikisinin ikisinin ceminden bir isim bir ismin baki Baki'nin nihayetsiz cilvesinden bir cilvesi. Ben de nasıl gözüktü? Ebed istiyorum, ölmek istemiyorum. Beka istiyorum, ölmek istemiyorum. Bu. Bu işte niçin çaptın? Ölmek istemiyorum. Beka var bende. Beka baki anlamak için. Onu tanımlamak için verilmişken o bekayı kendi bedenine döndürdün. Bekanı istedin. Bekasını anlama gerekirken benim bekam zannettin, ben baki olmam zannettim. O ismin yönü Allah'a değil kendine dönmenin cezası, macer cezası ölüm korkusudur. Cezam. El ceza min cinsil amel. Ceza amel cinsinden. E, mahiyetimde bir gölgesini gölgesine gölgesi bulunduğundan fıtratım fıtratımda o kamili mutlakın varlığına fıtratımda, yaratılışımda, yazılımda o kamili mutlakın ve kemaline ve bekasına mütevecci olan muhabbeti fıtriye. Yani fıtı bir alaka vardı. Yani Allah'ın benim fıtratımda o kamili mutlakın ve kamili e, kemal bak kamili mutlak ve kemal. Kemal, zil kemal. Kemal ismi var ya. Ha, onun fıtratımı yapmış Allah. Buna karşı bir fıtri muhabbet olması lazım. Fıtri. İyi ki beni yapmışsın ya Rabbi. Yani ne güzel demiş. Beni yarattın. Yetmiyor. Beni yaratmak yetmiyor. Beni yarattın ve kendinden haberdar ettin. Bu ne demek biliyor musunuz? Ne kadar büyük nimet anlatamıyorum da ve kendi alemime. Al, yaratılmak yetmiyor var olmak imandan da büyük nimettir ben varım diyebilmek kafire de vermiş bunu yani ben bu tahtada bak masa var önümde bir de ben varım ama bu bilmez ben varım ben varım diyebilmek e bu varım diyebilmenin şuurdanlığından ortaya farkındalık çıkıyor yani bu diyemiyor ben diyorum ben varım diyebilmek diyemeyenlerle beraber Allahu ekber ya. Sır ben varım diyemiyor. Tahta ben varım diyemiyor. Ben varım diyebiliyorum. Bu farkındalığı doğuruyor. Farkındalığın bir üstü insanda anlam kazanıyor. Farkındalıkla anlam kazanacağım. Vefa çıkıyor bu farkındalığınla şuur. Şuurdan sonra Allah'a karşı bir muhabbetim oluyor yani. Allah beni Yaratma ya. Yaratılmasa ne olacaktı benim alemim? Bu varlıktaki her şeyden yok olacaktım. Dolayısıyla böyle bir zata bir insanda fıtri bir vefa çıkıyor. Vefa. Vefanın eylemsel hali iman. İmansızın vefası yoktur kardeş. İman, yukarıdan aşağıya gidiyorum. İmansızın vefası yoktur. Vefası olmayanın farkındalığı yoktur. Tek bir şey vardır kendisi. Mesela ben sizi nasıl unuturum? Bir çay verdiniz bana. Kapıyı açtınız bana. Ben nasıl unuturum Rüştü abiyi? Şu kadar. Niye? Ben talebeyken dershaneyi kapı açtılar. Oradaki oturanlar. Evet Rüştü abi der kapıyı açtılar. Onların var olmaları, varlıkları, kapıyı açmaları benim nurları tanımama vesile oldu. Ben nasıl unuturum bunu yani? Bana bir harf öğretene, bana kapıyı açana. Bana Bismillah her başıdır ilk diyene. Harf işte. Nasıl? Bu vefadır. Bakın anladım. İnsan... Ee, var olduğunun ben varım diye bilmek farkındalığı doğurur. Yani var olduğunu bilmeyenler var. Bu farkındalığın insanda bir yapılanma olur. Ne dur o? Vefa olur bu insan. Yani ben varım dediği zaman varlığını bilmeyenlere göre benim varlığımdan haberdar ettin. Ben Arefe nefsam kendini tanı. Bak Allah Allah ben varım ya. Varım fesuman Allah varım. E varlığım başkasının varlığına bağlı. Bu sefer diğer eşyalarla nispet ediyorum dolapla camla denizde arabayla. Ben varım diyemiyor. Bu farkındalık getirdi bana. Kalite yaptı bana. Bu sefer bunu yapan zata karşı bir bende vefa duygusu gelişir ya. Fesuban Allah ya diyor. Her gün 24 tane altın veriyor sana. Kapının altından atıyor. Ama bir bir tane şey sonra 24 şey 15 sene devamlı kapının altından altın verdi verdi. Buna demez misin ya? Her gün bir altın veriyor ya. Bu kim ya? Bir tanışsam ya ben bununla. Bir tanışsam ne istiyor benden? Bu nasıl bir zat ya? Karşılıksız 24 altın veriyor 15 sene. Bunu tam düşünürken Tam düşünce yeni oluştu bende. 15 gün, 15 sene aha geliyor, geliyor, geliyor. Hiç düşünmedim. 15 senede nasıl olduysa bir gün dedim ki Allah Allah bunu bana hakikaten ya bu parayı bana bu altını kim veriyor? Dediğim anda ikinci gün mektup atıldı bana. Benden diyor ki sana hakikaten 15 sene bu kadar altı altın verdi Bakayım bu bu iyilikten Anlam yükleyecek misin? Vefan var mı? Denemek için. Aslında ben 24 tane altın değil 23 verebilirdim. Ama senin kafanı, vefanı, e, iyiliği, anlamlandırmanı bekliyorum bakalım. 24 tane altın vereceğim. Hırsından, egoistikten, vefasızlığını deneyeceğim. Bir altını geri ver. 24 tane altın. Sonra sorma bak. Madem bir altını isteyecektin niye 23 vermedin? seni denemek için bir altını geri vereceğiz. İşte 24 saat günün bir saat abdest ve namaza denk geliyor. Bir saati geri ver. Bu geri vermeyebilir. Nasıl olur diyorum. 20, 20 saat seni nasıl yapardı? Seni ağaç gibi, hayvan gibi standart yapardı. İbadet istemezdi. Çünkü ibadet yapardı. Mecbur. Sığırların ibadeti o. Tamam. Yaptığı vazife. He şimdi İman en sondu anladık değil mi bu heş, heşin kökeninde ki lisanla söyleyeyim doktor Kök çekildiği şu ben varım diye bilmek diyemeyenlerle beraber farkındalık bu farkındalık vefa vefa da iman iman dışa vuruştur temelinde bunlar yatıyor Heh. şimdi zaten bitireceğim şimdi muhabbeti fıtriye bana, niye muhabbeti fıtriye? Vefa demek. Muhabbeti hmm. fıtriye fıtri bir sevgi. Allah e, niye çok sevilir? E, bana görmekliği veren en çok o görülmesi, bana sevgiyi yaratan, sevesin diye o sevgiyi bana veren sevdiklerimden daha çok sevilmesi gerekmiyor mu? Değil hmm. mi? Ayşe Fatma'ya Hasan Hüseyin'e Tamam sev. Onunla yapılan sıkıntını gider. Ama sevesin diye sevgiyi sana veren zat onlardan daha çok sevilmeyi hak etmiyor mu? Zati sahibi. Ya? O zaman fıtrı oluyor. Onun için Allah ile gurur duyuyor. Çünkü örmeyeceğiz. Müslüman mefte mazar olacak. Meft ne demek? Tehristir. Tahvili vücuttur. Itlakı ruhtur. Tebdili mekandır. Zindani dünyadan bostan cinana çıkıştır meft. Ölüm ise hırtlağından bile sökülecek. İki tane hadis zikredeyim. Dün birisine yeğenime zikrettim. Nasıl yani dedi. Ölüm anı şu. Mesela erik bilir misiniz? Veya ben onu biliyorum. Dikenli erik. Hani dikenleri var böyle. Veya gül gül. Gülün şeyi var değil mi dikeni? Ne olur onu yumuşatın. Çok hamur gibi. Bütün o kılcal damarlarınıza kadar o gülün dikenli ağacını sokun. ince ince yaparak. Ama dikenleri olsun. Şimdi bütün kılcal damarlarınıza kadar hadis anlatıyorum. Hadis şerif. O bitki bütün damarlarınıza kadar köklerini salsa. Hepsi dikenli. Boğazından da gövdesi çıksa. Şimdi o bitki sertleşti şimdi. Sert diken. Şimdi boğazınızdan o acı çekin. Çekin. Ölüm anı diyor kafirin Allah Resulü boğazından dikenli bir ağacı sökmek gibi. İkinci hadis. 70 tane kılıç arası. Cam kesmeyi düşünüyor biliyor musunuz? Cam kesmeyi. Cam kesmeyi koy kenara aynı anda. Bıçak kesmeyi koy yani. Ondan sonra jilet kesiyor. Bir çeşit kesme çeşitten hayal eder misin? Hepsini aynı anda birisi kullandan birisi ayağından 70 tane farklı kesme şekilleri sende o anda uygulansa 70 çeşit elem işte ölüm anı kafire böyledir. 70 kılıç arası gibidir diyor Allah Resulü. Farklı şekilde. Müslüman'a ne olacak? Müslüman şu. yatağa yattın, uykuya geçmeyi hatırlarsın. Ha geçiyor Ama uykudayken rüyaya geçmişi hatırlayamazsın. Rüyaya geçiyorsun. Hatırlıyor musun? Yok onu 70 kat daha rahattır Müslümanın ruh vermesi. Bunun adı o tahvili vücut, ıtlak ruh, ıtlak ruh. Yani ruh kayıtlıyken ıtlak ruh ne evet, Serbest olması. Tahvili vücut yani çekirdekten yumurtadan tavuk olması, Ç çekirdekten ağaç olması. Zindani dünyadan bu sevdiğimiz var ya mahbub ölmek istemedim şu dünyaya. Allah söylettiriyor peygamberi. Şu bu kadar güzel dünyaya Allah diyor ki cennete göre zindandır. Zindani dünyadan bostani cinana. Cennetin bahçeleri olan berza geçeceksin. Ey ehli iman ne kaybediyorsun ki? Sana müjde diyor ya. 20. mektup bir okusak. Yani sana müjde. Ne acayip. E şimdi Müslüman meft o demek. Pasaport dairesi. Usta diyor ki bana diyor bir pasaport lazım diyor. Ölümü pasaport olarak görüyor. Yani devletten devlete geçişte pasaport ya. Bu alemden o aleme. Kardeşim o alem bu dünyanın bitişi değil ki. Ahiret bu alemin inkışağının inkışafından inkışaf edecektir diyor. Asar Bediye'de ne demek? Çekirdekte, çekirdeğe ağaç ne kadar yakın? Söyler misiniz? Yok. yok ki yakınlık yani. Bu, su buza ne kadar yakın? Öyle bir şey yok. Buz nedir? Donmuş. Suyun donmuş hali buzdur. İşte kardeşim ahiret dünyanın bitişik arsası değil. Dünya çekirdeğinin patlamasından çıkan ağaçtır ahiret. Ahiret dünyanın bitişi falan değil. Ustad da şöyle diyor. Alemi şehadet, alemi gaybın üzerine tenteneli perdedir. Tenteneli perde demek tül var ya uzaktan bakarsın. Bezdir git yaklaş 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 yaklaş. Her bir delik pencere gibi olur sana. Bilmeyen çekti azap. Ol azaptan kurtulur. Sultan olan anlar bizi. Bu dünya böyle. Bunu bilmezsen çekeceksin azap. Öleceksin. Ölüm çok dehşetlidir. Ama Müslüman ölmeyecek. Mevt olacak. Ustad ikisini de kullanıyor. Mevt idam değil. Hiçlik değil. Adem değil. Yok olmak değil. Unutulmak değil. Kaybolmak değil. Her şeyi bırakmak değil. Tam tersini bir saldır diyor. Allah Allah ya. Yani ne zaman ne zaman ölümde korkmuşuz? Ya kardeşim günahından kork ya. Biz telis olacağız. Ya. Şimdi diyor ki muhabbeti fıtriye. Yani o mektuptaki o cümleyi okumak isterdim ya. O es ve ile hil masir. 228. Ticaret ve memuriyet için Amerika'ya Arabistan'a gittik. Ticaret ve memuri memuriyet için mühim vazifelerle bu dar imtihan olan dünyaya gönderilen insanlar ticaretlerini yapıp vazifelerini bitirip hizmetlerini itmam ettikten sonra yine onları gönderen Haliki Zülcelal'ine döndürecek, döndürülecekler. Haliki Zülcelal'ine dönecekler. Mevla-i Kerimelerine kavuşacaklar. Yani bu darı ı faniden, fani Dar-ı Fani'den gidip Dar-ı Baki'de huzuru kibreye müşerref olacaklar. Yani Allah'a görmeye gidiyoruz. Yani Esbab dağdasından ve Vesait'in karanlık perdelerinden kurtulup Rabbi Rahimlerine Makar-ı Saltanat Ebedisinde perdesiz kavuşacaklar Allah'a. Doğru şimdi perdeliyiz. Ağaçtan Allah'a görmeye çalışıyoruz. Direkt Allah'a göreceğiz oraya. Doğrudan doğruya herkes kendi halikini ve mabudunu ve Rabbi ve Seyidi ve Maliki kim olduğunu bilecek ve bulacaklar. Ya ey insan sen diyor şimdi atlıyorum atlıyorum çok acayip şeyler anlatıyor ama bu korona gözüyle bakarsan şimdi görürsün. Ey insan yani hadiseler gözlük demektir istiyorum. Fenaya değil ölümü söylüyor. Adem'e hiç diye zulümata, nisyana, nisyana unutulmaya, çürümeye, dağılmaya, kesette boğulmaya gittiğinizi tevehüm edip düşünmeyiniz. Tevehüm vehimdir, serbest bölge. Cinler yaptırıyor, şeytanlar yaptırıyor bunu. Bir daha ey insan fenaya, Adem'e, hiç diye zulümata, nisyana, çürümeye, dağılmaya ve kesette boğulmaya gittiğinizi tevehüm edip düşünmeyiniz. Siz fenaya değil, bekaya gidiyorsunuz. Be bek bakidi ya dersimiz. Adem'e değil, vücudu daimiye sevk olunuyorsunuz. Zulümata değil, alemi nura giriyorsunuz. Ha. O bu korona Allah bırakmış da ne halinizi var, varsa görün. Allah bilmem neyinizi versin. Cana bak mı bir demiş? Ne alınız varsa görün değil bak. Sahip ve maliki hakikinin tarafına gidiyorsunuz. Ve Sultan Ezeli'nin payitahtına dönüyorsunuz. Kessette boğulmaya değil, vahdet dairesine teneffüs edeceksiniz. Firaka değil, ayrılığa değil, visala mutevecihsiniz. Bu yüzden yolunu insan baki sıfatı, yolunu şaşırmış, Gölgeye yapışmış. Bedenin bekasını istiyor. Ceset beka. Lan nerede bulacaksın? Öyle bir şey mi var ya? Allah'ın bu beka sıfatını bize verdi ki beni bununla tanıyın diye ilim vererek Allah'ın alim olduğunu, hayatımızda Allah'ın hay olduğunu, bir şey kaldırarak Allah'ın kudretini, bir şey tercih ederek Allah'ın iradesini anlamlandırmak için idi ve öyledir. Beka da böyledir ama çevirmişiz. Bedenin bekasını isteyince aynen aynenin bekasına aşık olmuştu. Hasbunallah. O nimel vekil geldi perdeyi kaldırdı. Gördüm ve hissettim. Ve hakkal yakin zevk ettim ki. Bekamın lezzet ve saadeti aynen ve daha mükemmel bir tarzda. Baki zül kemalin bekasına ve benim Rabbim ve ilahım olduğuna imanımda ve izanımda ve ikanımda vardır. Çünkü onun bekası ile demek ki o Rabbi Rahim'in bedene inerse korku oluyor. Ama o benim Rabbim ilahım olduğuna bir imanım, iki izanım, üç ikanımda vardır. Çünkü onun bekası ile benim için Laimut bir hakikat tahakkuk eder zira benim mahiyetim hem baki hem sermedi bir ismin gölgesi olur daha ölmez diye şuuru imaniyle takarur eder diye devam ediyor Elhamdülillah iyi ki böyle şeyler var Ve ahirde en enilhamdülillahi rabbil alemin el fatiha temassalavat Ee, olumsuzluklar pompalayana pompalıyorlar şimdi mesela olumsuzlukları ee, felaket tellalları he. felaket tellalları böyle piyasada yapıldıkça kafamızın kafamızın içerisini düşünün. içine biz varız. Kafamızın şu kemiği saç tabakası o sanki o hava dünyada İstanbul'un üzerine bir balon gibi siyah tabaka olsa var ya tabaka aynı onun gibi vehim Felaket tellalları. Eyvah mahvoldur savaşı oldu. Eyvah bitti. Kafamızın iddi, tamamen içerisindekinin dışına kafamıza balona sokuyor ve bloke ediyor. Yani sips ya bir karanlık farnosun içerisine kafamızı hapsediyor ve içeride çıldırıyoruz. Tamam Çünkü herkesi korona isabet etmez ama herkese korona korkusunu onun için saldılar. Ya bunun tesiri yüzde 0.3 ya. 3 değil ha yüzde 3 değil. Sıfır ya. Ama her gün kanserle, kalp kriziyle, sigara ile, içki ile, fuhuşla, trafik kazasıyla ölenler bundan binlerce kat fazla. Niçin nazara verilmiyor? Bunu niye için söylüyorum? Birilerini düşürmek için. Ustad beyindeki şey, kafadaki ölüm korkusu vehmini İstatistikle çözüyor. Mağlup ediyor. Bak ustad yöntem olarak istatistik kullanıyor. Siz de kullanın. Nedir o? Kaya biliyorsunuz ama bir daha tekrar edeyim. Kaya binmek biniyor. Balattan Eyüp'e geçecekler. O zaman araba yok. Ustad diyor ki kaya alim o. Alim ha cahil değil. Sokak adamı değil. Hadi bin diyor. Ben bilemem diyor. Alim diyor. <laughs> e, niye bilemezsin? Belki batacak. Alim bu. Peki demiş. Olur mu ya Allah'a tevekkül mü etmiyorsun? İlmin mi yok ya? Nasıl böyle düşünüyorsun? Allah'a teslim tevekkül itimat kanaat et demiyor. Vehim istatistikle çalışıyor. Kıyasla çalışıyor. Mantıkla çalışıyor kardeşim. O yöntemi ortaya çıkarıyor. Dur diyor. Sen bunu işte Allah'a teslim ol al demiyor. Dedi ki ey filane. Bu diyor hal işte ortalama kaç kayık vardır? Bin vardır diyor. Orada da diğerleri de toplanmış kayıkçılar söylüyor. O bunlar alim, ustad ve o demiyor kayıkçı. Evet efendim, e, ustadı tanıyorlar. Kürt şeyleri var, hamalları var, kayıkçılar, kayık şey kürtler şeyleri var. Evet. Onlarla beraber. O kürek çekenler var. <laughs> kaç tane kayık var diye soruyor onlara. İk, alim de dinliyor. Bin tane var efendim en az diyor. Bir Suriye'ye gidiyor, Üsküdar'a gidiyor, Beşiktaş'a gidiyor, şuraya buraya gidiyor. Yani haliç merkezmiş. Peki demiş bu kadar dolaşıyorsunuz burada. Senede kaç kayık batar diyor. Efendim diyor bazen hiç batmaz. Bazen bir tane ve en fazla iki tane. Ben. Peki diyor sene kaç gündür? 360 diyelim. 360. Peki bindiğimiz kayık. Şu anda bineceğimiz kayık batma ihtimali senin kayına isabet etmesi bin kayıkta bir tanedir. Senede 360 olsa senin bindiğin kayın batma ihtimali 360 bindir. Bin çarpı 300. İşte. Bir şey, 360 çarpı bin. Ne yapar? 360 bin ihtimalle bir ihtimal senin bindiğin kayık o saatte batsın. Bu 360 bin ihtimalle bir ihtimalle batma korkusu olan insan değil hayvan bile olamaz diyor. Sığırı koysak korkmaz diyor burada. Peki burada ne yöntem kullanıyor? Burada bir izah yapıyor gibi gözükürken bize yani aslında ben başka bir yöntem şey yapıyorum. İnsanın vehmini korkutan vehim ihtimallerdir. İhtimalleri ortadan kaldıran ilim çizelgesi değil istatistik çizelgesidir. Alan istatistik yöntemini kullanıyor mantığa. İstatistik kullanıyor. Önce mi de anlattım. Ha şimdi koronanın sen, sana vurma ihtimali yüzde 0.3'tür. Bunu yüzde 86'sı hafif geçiyor. Birisine korona girdi. Türkiye'nin yüzde 86'sı hafif geçiyor. Yüzde <laughs> <laughs> 16'sı bilmem ne orta geçiyor. %16 mı? Yok. Çok az bir şey. %0.3 işte ölümcül oluyor. La kardeşim kanser mi öldürür adamı? Tansiyon mu adamı öldürür? Efendim korona mı öldürüyor? Hani Allah öldürüyordu? Yuhi ve yumit Allah'tır. Peki niye buna faili muhtar verdin? Niye sebebe tesir verdin? Tamam Allah onunla beraber eğer senin ecelin gelmişse bir saniyeler gitmez, bir saniye geri gelmez. Ama senin ecelin gelmişse ona der ki hücreye git. 32. sözde demiyor mu? Bir hücreye rast gelir. Esbabında adına, tabiat perest hesabına der ki ben sana sahibim. Ben seni laboratuvarda yaptım. Lan ha, laboratuvarda cansıza can mı verilir ya? İnsan, i̇nsanoğlu ölüyü diriltemez ki. Yani olmayan hücreye can mı verir? Ha ne yapar? Abi öyle diyorlar laboratuvarda. Ya ben de öyle yapardım. Ee, şey vardı affedersiniz çok özür dilerim affınıza sığınırım. Çocuktuk ya ben küçük geldi buydum. Yumurtayı, horoz tavuk bizim şeyim vardı. E, hayvanlarım vardı. Yumurtayı alırdım. Sığır dediği zaman sıcak ya büyük abdesi. Hemen onu, onu alır içine yumurtayı koyardım. Sıcak ya 21 gün sonra giderdim o pisliği eşelerdim onun içinde ya pisliğin içine koyardım yumurtayı. Çocukum ya köyde şimdi yumurta makinesi var biz köyde yapardık illa tavuk çıkartmazdık. Gübrenin içine koyardım o sıcak ona 21 gün sonra 5-6 tane yumurtayı çıkarırdım kırardım yarısına çoğusu civciv çıkardı. Şimdi gübre mi çıkarttı şimdi civcivi bilmem ne mi 10 şey mi yaptı civcivi he? Ya? Gübre gübreye isim vermiyorum ha. anladım O mu yaptı şimdi civcivi? O zeminde yaptım. Ha, o pislikte o çıktığı gibi o pislikte de o mikrop çıkıyor ama çıkartan kim? Allah'tır. O zeminde. Yani o yumurtayı ben ne yaptım? Düşündüm. Hayvanın büyük pisliği sıcaktır. Vücudundan çıktı. 21 21 santigrat derecede 21 gün nasıl tutacağım ben bunu? Onda gübre. Ha ben onu koydum, gübreyi düşündüm diye bu sebepleri bir araya getirdim. Ama netice Allah'ındır. Ben ağacı dikerim. Ağaç büyüten, meyve veren Allah'tır. Kuru o da çubuklarına rızkı veren odur. Yani işin dizgini Allah'ın elinde. Allahsız düşününce gidecek delin kalmak, deliğin kalmaz. Çıldırırsın ya. Allahsız nasıl düşünüyorsun ya? Efendim zalim beşer. Zalim beşerin eliyle bizi terbiye etmiyor mu? Zalim Allah'ın sopası şey, kılıcıdır demiyor mu? Zalimin, zalimin eliyle zaliminden intikam alır. Sonra dönür o zalimden intikamı kendisi alır. Hadis değil mi bu? Şimdi ne yapar? Bizim gibi zalim, nankör, küfran nimet, vefasız. Yani Allah'a her şeyi unuttuk ya. Dostu unuttuk, kardeşliği unuttuk, yardım unuttuk. Siz misiniz? Zalimin eliyle zalim olan sıfatımıza terbiye ediyor işte. Vuruyor. Vurdukça vuruyor. Ne zamana kadar? Akıllanana kadar. Tesir verme. Tesir hakiki veriyorsun ya. Sebeple neticeyi Allah beraber yarattığı için buna ne diyor lemalarda? İktiran. Sebeple netice beraber olunca sebebi faiz zannediyoruz. Kardeşim sen koronanın adam öldürdü, öldürdüğünü sen desen itikadın bak bakalım ne olur ya. Öldüren Allah'tır. Kanser sebeptir. Korona sebeptir. Trafik kazası sebeptir. Allah bunları hepsini il mezelisinde yazmıştır. Yazmıyor. Yaş kuru hiçbir şey yoktur ki. Vela ratbin vele yabisin illa fi kitabil mubine. Kitabın içine yazmıştır. Peki ne? Sen böyle gideceğini, şu tarihte böyle olacaksın. Hepsini Allah yazdığı için oluyor. Olduğu için yazmıyor güneş tutulacağını takvimlerde yazmıyor mu? Takvimde sene bir sene önce yazar. Ay falan ta şeyde e, falan yerde gözükecek. Şu kadar saat duracak ve tutulacak. Takvimde olduğu için mi? Ay ne yapayım ya insanoğlu takviminde yazdı. Ben de tutulayım mı diyor. Yoksa tutulacağı için mi yazdık? Aynı bunun gibi. Allah da bu Allah yapacağı için bu çıkmıştır. Çıktığı için de insan böyle etkilenecektir. Yani itikadın doğru tut. Bu ne demektir? haberlerden uzak dur. O bombada kastım şudur. Şehire bomba atılıp üzerine atmosfer tabakasında siyah bir blok oluyor ya ne diyorlar ona? Böyle bir fanus gibi yapıyor ya. Güneşten alakanı kesiyor. Allah'tan alakanın kesen haberlerdir. Haberlerdir. Felaket tellallarını dinleyip de kendisini iyi hisseden insan olamaz. Mümkün değil. Kedi bile ifsat etmişler ya kedi, kuş uçuruyorlar televizyonda. Kedi çıldırıyor ya, ekrana saldırıyor. Hakiki zannediyor zavallı. Bunlar felaket telalı ya. Tamam mı? Felaket telalı. Ne yapacaksın? İstirahat istiyorsan dükkanını kapatacaksın cemiyete. Hangi dükkanı? Kafa kulağını. Kafa kulaklarını kapatacaksın gözüm. Ben dinlemiyorum, bakmıyorum. Lazım gelen bilgiyi e, dostlarımdan alıyorum o kadar. Eyleri. Onlar bile ya. Ne diyor ya? Adam içtim i̇şte hayatım şeyinde pilot şeyinde. Abi diyor ben Hasan kardeş diyor ben çıldıracaktım dedi ya. Ben ondan sonra bir lazım olan dedi şeyi arkadaşım bana bildirsin diyor. Ben diyor ondan sonra sakinleştim ya. Balkona oturuyorum diyor çayım içiyorum kitaba koyuyorum. Gir içeri odaya. O şu kadar gitti böyle. Ya ölmeyecek mi? Ne no, felaket tellalları ya. Ölmeden önce öldürüyorlar. Kardeşim korona öldürmüyor. Savunmamızı korkuyla öldürülüyor korku kafamızı şeytan ve kalbimizi çökertiyor usta diyor ki 38 taslamonu da bu haberlere felaket tellallarına dinlerseniz olayları faiz zannedersiniz Ondan sonra aklını dağıtır manevi bir divane olur Faiz zanneder olayları da manevi bir dinsiz olur diyor. Kalbini dağıtır manevi bir dinsiz olur. Kalbe yeis ümitsizlik atar. Kafaya korku atar. İyi dinleyin bir daha. Kafaya korku kalbe yeis ümitsizlik. İkisini birleştirir misiniz? Pekmezle tayni. Korkuyla yeisi birleştirin. Artık yaşayamazsınız. Onun adı da dehşettir. Dehşet dehşet. Ya im İmam-ı Şibli ne güzel diyor ya. Şadi Şirazi ondan almış herhalde. Şadi Şirazi'ni söyleyeyim ama ismini vermeyeyim. Diyor ki kimin rehberi çakal olursa onun burnu X'den kurtulamaz. Pislikten kurtulamaz. O ben pislik diyorum ama o ismi koyuyor. Çakal o pisliğe gider. Sinek oraya konar. E, arı ise çiçeğe konar. Kimin rehberi çakal olursa onun burnu pisliğe götürür. Pislikten kurtulamaz. O isim koyuyor. Yani dolayısıyla bu tür şeylerle muhatap olmayacaksın. Dinlemiyor. İşine bakacaksın. Adetullah kanunu nedir? Abi şöyle yapacaksınız, <laughs> böyle yapacaksınız. Biz zaten abdest alıyoruz. Abdest alıyoruz. Burnunun, affedersin özür dilerim, affınıza, kıçıyla burnunu gavur. Niye yıkasın ya? Böyle bir şey olur mu? Kuru temizlemeyle tuvalete kalkardı ya kıçını da, burnunu da. Niye temizlesin? Hayal edin. Bir gavur burnunu ne zaman içini yıkar? Hatırınıza gelen sebep var mı? Evet. Banyoda da yıkanmaz ki. Nezle olursa ancak. Nezle olursa o da Allah'tan içeriden gelen o ifrazat burun sümü dışarıya atarsa Allah içine atmış atmış. E biz arka, dışarıdan bir abdeste sokuyoruz. Abdeste içini yıkıyoruz. Bir yetmiyor. Gusulle sinirleri ikaz ediyoruz. Onca menduptur, güzeldir. Gusulde ta o geniz yanacak kadar ondan sonra abdestte en az üç defa su vermek. Mazmaza yapmak. En iyisi nedir? Üç, beş, yedi ortasıdır de. Namazda Sübhane Rabbiyel Ala. Üç mü, beş mi, yedi mi? En iyisi beştir. En azı üçtür. Zekat nedir? Kırkta bir. Ze kırkta bir zekat-ı bahil. Cimrinin zekatıdır. En sahabe kırkta kırkını verirdi. Kırkta otuzunu veriyorlardı. Şimdi buruna su. Şimdi gavur kıçını yıkar mıydı? Yok. Bir. Burnunu yıkar mıydı? Yok. Biz zaten yıkıyoruz. İki. Domuz etiyle vücudu çökertiyor. Biliyor musunuz? İçki vücudun savunma sistemini çökerttiği bilgisi var ama koronayı güçlendiren içkiymiş. Demiyorlar onu. Niçin içki içmeyi kestiler herkes? Patır patır, bak bizi söylüyorum bu çıkmadan da demiştim bu rahmet başlayacak. Koronayı kontrol altına aldık tamam erken. İçki içmeye devam edecekler. Bir anda patlayacak ve patır patır dökülecek. Allah Resulü'nün hadisi var. Dicle ve Fırat arasında öyle bir salgın hastalığı olacak ki diyor. Leş diyor. Müslüman olsa leş demez. Leşler patır patır sokakta leş olacaklar diyor. O Yecüc ve Mecüc'den için Mecüc Mecüc'ün devam hadisi. Yecüc Mecüc ayette şey geçiyor. Hadiste de bu şey yapıyor. Dicle ve Fırat arasında anarşistler, yecüc mecücülerin leşleri o kadar sokakta olacak ki onu kaldıracak kimse bulamayacaklar. Kaldıran da ölecek zaten. <laughs> ve islah edecek bu insan akılları başlarına gelir gelir. Gelmese koronadan sonrasını söylüyorum. Risale'de geçiyor. Tırnağa ve kemiğe yerleşecek mikrop geliyor. Akciğeri değil korona gibi. Kemiği yok edecek eriyecek, torba gibi yığılacak. Kemik yok olduğunu düşün doktor. Et ne olur abim? Çöker değil mi? Böyle olacak. Ne olacak? An şartta imanın bereketine sahip olan, sefaattan tecenüp eden, hayatını suistimal etmeyen, suistimal demek sünnet-i seniye şekilde yaşamayanlara isabet edecek. Ha? Mesela ara, imanın bereketi işte bu ders. Kendisini tanımlıyor, ölüm korkusunu nereden kovduğunu anladı. Bunların yersiz olduğunu, onu Allah'a verememenin, bekanın, kendi bedeninin bekasını istemenin adı olduğunu. Tamam Ölüm korkusu bundan kaynaklanıyor. Bunun macer cezasıdır. Şimdi ne yapacağız? Kardeşim kıçını yıkamazdı. Gidiyor Alafranga tuvalete gidiyor. Tamam. Orada da yıkanıyor. Avrupa'da Alafranga'da da su da yok diyorum ya. Türkler ibrik götürüyor. ibrik. İbrik var Türklerin. Bir, orayı yıkıyoruz. İki, burnumuzu yıkıyoruz. 3- vücudun savunmasının sistemini çökerten domuz ve içki içmiyoruz. Burnu da yıkıyoruz. Daha ne korkuyorsun? Ben Allah'tan korkuyor. Daha ne korkuyorsun? Ha abi ama olanlar yapmıyor muydu? Olanlar da hastaların dibine girmeyecek da. Gene Resulü, Peygamberimizin halifelerin sözleri. Hadisi var. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisi hem Hazreti Ömer'in uygulaması var. Diyor ki böyle hasta olan yere girmeyiz. Giren de çıkmayın. Sen de varsa yanaşma. Dibine ne giriyorsun adetullah? e ee Allah'ım beni hasta et diyorsun. Ama olmayana da en, endişe etme ya. O kadar şey yapma ya. Tamam sebepleri koru. Bir saat havayı havalandır. Zaten sabah namazına kalkar kalkmaz. Ejdat ne demiş? Camlı pen, kapıyı pencereyi açarlardı ki bereket eve girsin diye. Yani bereket neymiş? Zannediliyor ki ona çuval çuval ekmek sana pekmez pekmez gelecek. Öyle değil ki ya. Be bereket ne demek? Bereket. Barakallah. Allah'ın bu ismi aktif oluyor. Zindelik oluyor, şuur oluyor, canlılık oluyor. Mıymıntı, pısırık kalkıyor. O yatak şey kalkıyor. işine gidiyorsun. Daha canlı çalışıyorsun. Bereket oluyor. Tamam bu Sünnet-i seniyye zaten yaşıyoruz. Burnumuza su çekiyoruz. gusul alırken, abdest alırken... Ondan sonra el nezafetu min Müslüman zaten temizdir. Hatırlar mısınız? Bu sözümü hatır bakayım atın. Tuvalette koku koymaya karşı çıkıyordum çok sert. Allah bunu niye verdi? Dedi ki burun. E ee, Hasan tuvaleti banyoyu temizle evi temizle. Tuvaletteki pisliği ne lazım? Temizlik lazım ki sen gittin kokuya astın. Niye koku koyuyorsun? Bunu yamultmak için. Peki oraya koku asarak tuvaletteki pislik yok oldu mu mikrop? Olmadı. Hazreti Ali'nin dediği radiyallahu diyor ki kirli çamaşıra koku değil sabun lazım diyor. Tuvalette koku niye asıyorsun kardeşim? Gavurlar assın onu. Niye temizlik yok ki? Müslümana şu diyor pislik kokusu. Pis olur. Bak burun diyor ki temizle burayı. Burunu devre dişi yapmak için koku asmışlar. Pislik hala devam ediyor. Koku ne asıyorsun kardeşim? Oraya koku asma temizlik az as. Temiz yap orayı, temiz, temiz. Bak, temizlik yaptığın zaman, bu, bu koronanın temelinde ne yapıyorlar? Temiz. La Müslüman zaten temizdi ya. Al tam, tam, tam fırsat işte ya, korona ile temizliği. Muhammed aleyhissalatü Vesselam'ın hayatının bu tarafını ver. Aa, nefsek mi, nefsek mi bir dergi var. Yahudi gavur, Amerika'da hı hı. bunu kapağına koymuş. Yani Mü bebu. Müslümanların diyor, Peygamberi Hazreti Muhammed diyor, Koronadan korunmak için şunları tavsiye etmiştir diyor. İşte temiz yapın şunu yapın böyle imandan saymıştır diyor. Ya bak vay be bizimkiler de diyor vay be hakikaten ne peygamberimiz varmış. Lan ona mı anladın lan sen onu şimdi yaptın. Temizlik zaten şey ya. Mesela karınca evde sinek var şey böcek tahta lan ilaçlamak değil oranın şeyi. Karınca sana diyor ki böcek kaşarat diyor ki temizde burayı. Kenar köşeyi tatlı koymuşsun. Karınca diyor sana bunu. Kenar köle pislik var. Böcek diyor sana bunu. Temizledir diyor. Oraya ilaçlamayı sonra yani şekeri atarsam öyle bir insan görmüşüm. Demek ki böyle yaşıyormuş. Misafir gittim ona. Misafir gittim. 30 yaşında bir delikanlı. Benim görmediğimi zannetti. Nasıl yaptıysa inciri yedi. İncirin sapı var ya böyle dibindeki ufak bir şey, böyle sert bir şey. Tuttu attı halıya biliyor musun? Evde ha, Aman ya Rabbi dedim ya. Bir baktım hayatında din yok. Ne yapacaktı ki? İki. Ayakkabı evin içine giriliyor. Ayakkabı evi giriliyor ve orada çıkartıyorlar ışıkla ayakkabı. E ayakkabıyla içeriye girdikten sonra ayakkabısını çıkarıyor. Ne kadar yanlış? Sokakta köpeklerin kedilerin, hayvanların testleri var ya pislikleri, şemeleri. Onlar cin, cinler onlar yiyor. Hayvanların o tezeklerine, şeylerine basmayın, yakmayın diyor. Cin kardeşlerinizin gıdasıdır. Şimdi sokakta onlara basmıyor muyuz ayakla? Onlar cin vardı, onlar yiyordu. Ayağına yapışmış cin. Evini evinle ayakkabıyla böyle girersen, evini içeriği dışarıya kapıyı açtın cinlere, giriş çıkış olur. Ne yapacaksın? kapıya geldin. Ya ben size şey zannediyor dersane ya burası. Size şey gelmiyor ama mesela e, kapı anahtar işte kapıyla kapının yanına geliyorsun. Bismillahirrahmanirrahim diyorsun. Kapı e, ayakkabı dışarıda oluyor. Ayağını ondan çıkarıyorsun. Evin içerisine ayakla giriyorsun. Ayakkabıyla değil. Bismillahirrahmanirrahim diyorsun. Dönüyorsun ayakkabıyı koyuyorsun. Ama ona şey yaparsan dışarısı ile içerisi eşit oluyor. Bir de daha ilerisi var. Ayakkabıla dolaşıyorlar. Şuraya bak ya. ya. Oteller mesela tamamen çirkef ya yuvası. Ayakkabıyla giriyor yatak odasına. Biraz önce 11'de şey çıktı bir tane müşteri. Kafirin birisi. Oraya sen yatacaksın. O adam timsalini bırakmadım. Kokusunu, tozunu, nefesini bıraktığı gibi dalgasını da bıraktı. Onun için ne, ne güzel demiş bu tür yerlere, hamamlarda, Fazla durmayın demiş. Ezan mı okunuyor? Selam. Hadi gidelim. Selam. Evet. Selam. Hadi gidelim. Elhamdülillah. Ben de telefonumu açayım. Ee...